Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu da MSI Katana 17 B12V. İçerisinde Intel Core i7 12650H bulunmakta ve RTX 4050 ile beraber geliyor. Cevabını merak ettiğimiz bir takım sorular vardır arkadaşlar. Benimkiler şunlar. RTX 4050 aslında bir önceki nesil RTX 3060'tan iyi mi? Ve bu makinenin oyun performansı ne durumda? 20 oyunla beraber test ettim. Performansını tüm açıklığıyla ortaya koyacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Ama daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir. İtopya'dan ödünç aldım cihazı arkadaşlar. Dolayısıyla videonun açıklama kısmında bir tane link olacak. İndirim linki olacak. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla indirimli arkadaşlar. Eğer ki beğenirseniz oradan değerlendirebilirsiniz. Şimdi tasarımıyla ve ergonomisiyle başlayalım. Kapağına baktığımızda metal bir kapak görüyoruz ve açılandırıyoruz, açılandırıyoruz, açılandırıyoruz. Bayağı açılanıyor. Bu şekilde arkadaşlar ufak tefek kazalarda diyelim ki kolunuzu vurdunuz geriye doğru attınız. Kırılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Çok dikkat edilmeyen bir konu olabilir ama önemli diye düşünüyorum ve kapağını tek elle açabiliyorsunuz. Çoğu üst segment Windows'la düştüğü de gördüğümüz bir şey bu güzel. Genel malzeme kalitesi anlamında kapağı metal, içi plastik arkadaşlar ve plastiğin esneme payı oldukça az yani klavye etrafında dahi pek esneme göstermeyen bir düstü. Dolayısıyla o rijitliğini sağlamlığını sevdim. Plastik kasaya göre tabii ki siyasi kesin bir şey değil sonuçta. Ben oyuncu düstüsüyüm diye bağıran bir düstü değil aslında arkadaşlar ama üzerinde ufak tefek böyle motifler var. İşte şurada vidalar görüyorsunuz sanki metal plakalar birbirine tutturulmuş da işte üzerinde böyle hologramlı görseller eklenmiş de hani oyuncu makinesiyim diyor ama yaklaşınca bir ışık vurunca. Dolayısıyla bir toplantı odasında çok sırıtacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 2.6 kilogram ağırlığında ve 2. Santim kalınlığında her gün yanınıza alabileceğiniz bir düste olduğunu düşünmüyorum ben yani el çantasında değil de yine sırt çantasında taşıyabileceğiniz ürünlerden bir tanesi her gün yanınıza almalık bir şey bakıyorsunuz arkadaşlar 13-14 inçlik makineleri bakmanızı tavsiye ederim çok daha konforlu olacaktır bu her zaman makinesini sağ sola taşımayan ama taşıdığında da güzel bir masaüstü alternatifi isteyenler için. Oldukça atlanan detaylardan bir tanesi adaptörü. 200 wattlık adaptör olmasına rağmen oldukça kompakt ve hafif aslında arkadaşlar. Diz yanında çok fazla bir ekstra taşımamış oluyorsunuz. Giriş çıkışlara geldiğimizde güç girişini görüyorsunuz. Açılandırılmış bir kablo arkadaşlar. Yönlendirmesi kolay. iki tane tip A portu görmektesiniz. Sağ tarafa geldiğimizde sırasıyla RJ45, bir HDMI, bir tip C, bir tip A ve bir tane de Combo Jack görmektesiniz arkadaşlar. Bunların detaylarına geldiğimizde HDMI portu 2.1 standardında Yani 4K 120 Hz görüntü verebiliyorsunuz. Ve Type-C portu üzerinden de görüntü verebilmek mümkün arkadaşlar. İki tane harici monitör bağlayıp Matrix kurulumu yapabiliyorsunuz. MSI'ın özellikle üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi. Lakin böyle bir düstüde ben kart okuyucuyu aradım. Hani micro SD bile yok. Tamam micro SD olmasa da olur zaten ama şöyle bir tam boy kart okuyucu olsa olmaz mıydı be? Hani oyuncu düstüsü ama belki içerik de üretiriz bir ara klavyesine geldiğimizde MSI'ın senelerdir SteelSeries ile işbirliği yaptığını biliyoruz ve gerçekten başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor senelerdir bu durum böyle burada da değişmemiş Şöyle bir bakıyorsunuz, şeffaf tuşlar var. Özellikle WASD, en çok aşınmaya müsait olan tuşlar şeffaf oluyor. Hem görünüm açısından güzel, hem de aşındığında yine şeffaf zaten. Dolayısıyla uzun vadede de güzel bir detay diye düşünüyorum ben. Sizler neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Multimedya tuşlarını FN kombinasyonu ile beraber devreye sokuyorsunuz ve yön tuşları üzerinde benim en çok kullandığım şeyler şunlar oldu: FN artı, ekranı kapatma FN artı turbo fan modu şeklinde. Bunları aktif bir şekilde kullandım. Ve klavyenin deneyimi oldukça güzel. Dönükleri oldukça hoş. Bir oyuncu için tık 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 Keyifli, hem oyunda hem de yazı yazarken sadece kütüphane ve toplantı ortamında bulunursanız klavye o kadar sessiz bir klavye değil. Oyuncunun hoşuna gidiyor ama yanınızdaki o sesten çok memnun olmayabilir. Numerik kısmı var, tuşların arasındaki boşluk oldukça güzel ayarlanmış. 17 inçlik bir düstü olunca burada daha ferah davranmışlar tabii ki ve RGB aydınlatması oldukça hoş. Yine yazılım üzerinden rengini, efektini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça canlı gözüküyor oyuncu havasını en çok gösterdiği yer burası. Touchpad'e geldiğimizde özellikle günümüz çözümlerine bakıyoruz. İçerik üretme ve oyuncu odaklı makinelerde çok daha büyükleri kullanılmakta. Burada geçtiğimiz nesillerde gördüğümüz bir boyutu görüyoruz. Hem doğruluğu hem de keskinliği anlamında şeyi yaratıyor yani bir harici fare olsa da onu kullansam diyorsunuz. Tabii ki bir oyuncu olarak kullanacaksınız bunu ama mecbur kaldığınız durumlarda da çok keskin ve çok doğru hareketler yapabildiğini düşünmüyorum. Ekrana geldiğimizde 17 inçlik 144 Hz IPS level olarak geçen bir ekran çerçevelerine bakıyorsunuz. Sağda solda yeterince ince yukarıda aşağıda birazcık daha kalınca fiyatı segmentinde daha incelerini gördüm. Webcam'i ihmal etmemişler. IPS level nedir? Genel bir bilgilendirme olsun arkadaşlar. IPS demek değil. IPS'in niteliklerine sahip olduğu ile alakalı bir ibare sadece. Yukarıya aşağıya açılandırdığınızda aslında renginde bir kayıp olmuyor. Şu anda kameraya nasıl yansıyor emin değilim arkadaşlar ama aslında bir kayıp görmüyorsunuz. Önemli olan kısmı da bu. Sağından solundan baktığınızda çok az bir renk sapması var. O da zaten bu fiyat segmentindeki bir IPS'ten de IPS level değil beklenebilir. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok ama burada şunu özellikle belirtmemişler. İşte 1 milisaniye, 5 milisaniye, 3 milisaniye bu ibareyi koyacakları kadar yüksek performanslı bir panel değil. Şimdi parlaklığı şu anda mesela maksimumda. Kapalı alanlarda yetiyor ama açık bir alana geçtiğinizde arkadaşlar güneşli bir ortamda çok yeterli gelmeyebilir. Ben burada kapalı ortamda oyun oynadığım için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Renkleri yeterince iyi. Çok doygun renkler göremiyorsunuz. Film izlemek için kafi gelecektir arkadaşlar ama onun ötesine çok geçilemeyecektir. İçerik üretme konusunda da aynı şekilde renk doğruluğu öyle aşırı yüksek bir panel değil. Tepki süresini merak ediyorsunuz. Burada merakınızı giderecek şeyi söyleyeyim. Hikayeli oyunlar oynarken gecikme süresiyle, tepki süresiyle alakalı bir e, şikayetiniz olmayacaktır. Rekabetçi oyunculuğa geldiğimizde ise harekete bağlı bulanıklılık bir miktar mevcut. Yani bunu deneyimli bir oyuncu evet ben bundan daha hızlı paneller gördüm diyecektir. 17 inç ekranın şöyle bir güzelliği var. Arkadaşlar ben şahsen Windows'lu bir oyuncu listesi alacak olsam... 17 inçlik olanını alırım. Neden? Masaüstü alternatifi olma yolunda daha büyük bir ekran elde etmiş oluyorsunuz. Daha keyifli 15.6 inçe göre. Dolayısıyla çok fazla taşımayacaksınız veya taşıdığınızda da araçla taşıyacaksınız arkadaşlar. Veyahut çok uzun yollar kat etmeyecekseniz olabilir. Yani 17 inçlik ekran çok daha rahat ettiriyor sizi. Ve kalbine geldiğimizde içerisinde Intel Core i7 12650H'yi görüyoruz. 6 performans 4 enerji verimliliği çekirdeği bulunmakta. 10 çekirdekli bir kurulum arkadaşlar. 10 nanometre üretim mimarisiyle geliyor ve hibrit bir işlemcidir. Intel'in özellikle vurguladığı şeylerden bir tanesi bu. Rakipleriyle kıyaslamasını merak edeceksiniz. Kendi içerisinde mesela 12800'e tek çekirdekte %3 ile %6 arasında fark oluşabiliyor. Kullandığınız RAM'e göre değişiyor arkadaşlar. Çok çoklu çekirdekte ise %10 ile 15 arasında fark ediyor. O farkın da en büyük sebebi 12800 H'nin aslında 4 tane daha enerji verimliliği odaklı çekirdekle beraber gelmesi. Fiyat performans açısından 12650H çok daha mantıklı. Zaten 12800H'den sonra gelmiş fiyat performans odaklı AMD'ye cevap nitelikli Yongalardan bir tanesi Ekran kartı RTX 4050 6 GB RAM ile beraber geliyor arkadaşlar Samsung netleri kullanmakta iyi güzel DLSS 3.0 desteği ile beraber Nvidia zaten çıtayı birazcık daha yukarı taşıdı Ray Tracing var ama RTX 4050 için fazla gelecektir arkadaşlar En önemli veri ise şu Kaç wattlı kullanı bu 105 wattlık versiyonu sevgili arkadaşlar. Bir diğer oyuncu destüsü ile kıyaslıyorken önce ekran kartının watt değerine bakın. Fiyat farkını oluşturuyor. Hem de çok ciddi bir performans farkı oluşturuyor. Yüksek wattlı versiyonu ile düşük wattlı versiyonu arasında %30 %40 fark oluşabiliyor. Dolayısıyla 105 wattlık versiyonudur. Bu konuda netiz. Ekran kartının bu sistemdeki en önemli niteliği Max Switch ile beraber geliyor oluşu. Max Switch aslında marka fark etmeksizin en üst segmentte gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Peki Max Switch ne yapar? Ayrık ve entegre GPU'nun hattını ayırır arkadaşlar. Evet entegre GPU ile beraber enerji tasarrufu yapıyorsunuz. Şarjda olmadığı durumlarda daha fazla kullanım süresi elde ediyorsunuz. Ama aynı hattı paylaştıklarında aslında harici ekran kartının performansını frenlemiş oluyorsunuz. Daha içeride ilk köprüden geçerken frenlenmiş oluyor. 16 GB RAM ile beraber gelmekte DDR5 RAM'ler bunlar. Ben özellikle DDR5 olsun diye diretmiyorum açıkçası. Arada sıf DDR5 için vereceğim ekstra bir para verse şahsen vermiyorum. Neden? Çünkü oyunlarda farkı arkadaşlar %3 ila %7 arasında değişiyor. DDR4 ve DDR5 RAM arasındaki fark. Bunun için ödeyeceğim fark, performans farkı kıyaslıyorum. Üzerinde ise fiyat anlamında yani bunu vermiyorum ben açıkçası. Ama güncel makine istiyorum diyorsanız Evet DDR5'li. SSD'ye geldiğimizde 1TB NVMe SSD ile karşılaşıyoruz. İsterseniz yükseltme ekleme yapabiliyorsunuz. Ve 1TB NVMe SSD 3500 MB saniye civarları okuma hızı ve yazma hızları ile beraber hizmet veriyor. Bu makine herhangi bir şekilde takılan duran bir makine değil. Zaten fiyatı segmentindeki diğer rakipleri de öyle. Buna özel bir durum yok. SSD candır. Windows 11 yüklü. Güncellemeleri yapılı. BIOS güncellemesini de yaptığım sitesinden erişip yapabilirsiniz arkadaşlar. RAM hızını da kontrol ettim. Ekran kartı sürücüsü de güncel. Şimdi sıra geldi oyun testlerine. 20 oyunla beraber test ettim. Hangi grafik ayarında ortalama kaç kare saniye vermiş? Beraber görelim. We must find a worm and make testleri 3 defa tekrarlıyorum. Neden? En doğru sonuca ulaşabilmek için ve bu ortalamayı sizlere gösteriyorum. Mümkün olduğunca da en yüksek grafik ayarını da açıyorum. Gerekirse bir tık grafik ayarını düşürüp onu da ayrıca sizlere sunuyorum. Şimdi oyun performansı şöyle. Eski AAA oyunlara geldiğimizde 115 kare saniye alabiliyorsunuz. Shadow of Tomb Raider'da, Shadow of War'da 120 kare saniye alabiliyorsunuz. GTA 5 hala oynanan bir oyun. 132 kare saniye alabiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya sanki ekranın tazelim hızını tutturamadık. DLSS e açıyorsunuz Shadow of Tomb Raider'da arkadaşlar 146 kare saniye almış oluyorsunuz. Tazeleme hızının üstünde seyretmiş oluyor. Rekabetçi oyunlara geldiğimizde PUBG'de 208, Overwatch'ta 202 kare saniye alıyorsunuz. Tazeleme hızının oldukça üstünde. Apex Legends'ta 134 kare saniye bir tık ayarları düşünün arkadaşlar. İlla veri hay olmasına gerek yok. Bu sayede 144 kare saniyenin üstüne çıkmış oluyorsunuz. Forza Horizon 5, Gears of War 5 gibi oyunlarda 83 kare saniye ve 90 kare saniye sırasıyla alıyorsunuz. Ama diyelim ki bir tık grafik ayarını düşürelim de şu tazlerim hızına ulaşalım. Bu sefer de 125 ve 136 kare saniye alıyorsunuz. Yani her oyunu ultra'da oynayabileceğiniz bir sistem bir ekran kartı değil. RTX 4050 o zaman kötü bir ekran kartı mı oluyor? Arkadaşlar bence kesinlikle değil. Full HD'de istediğiniz grafik ayarında, istediğiniz oyunda 60 kare saniyenin üzerinde alabiliyorsunuz. Tabii ki ekran tazeleme hızını doyurmak isteyeceksiniz. O zaman grafik ayarlarını bir tık düşürüyorsunuz. Sonuçta bu 4050. 4060 değil, 4070 değil, 4080 değil, 4090 değil. Olaya böyle bakmak lazım. Bütçemiz belirli. Ray Tracing'i açabilir misiniz? Evet. Ama istediğiniz grafik ayarlarında mı? Hayır. RTX 4050'yi de iyice abartmamak gerekiyor. Lakin DLSS diye güzel bir şey var. Eski AAA oyunlardan Shadow of Tomb Raider'da 115 kare saniye alıyorken DLSS performans açıyorsunuz. 146 kare saniye elde ediyorsunuz. Red Dead Redemption 2'ye geliyorsunuz. Aslında 54 kare saniye almışsınız. 60 kare saniyenin altına düşmüşüz. DLSS performans açıyorsunuz. 81 kare saniye elde ediyorsunuz. Cyberpunk. Arkadaşlar 64 kare saniye. Evet, gayet güzel iş görür. Ama DLSS performansı açıyorsunuz, 109 kare saniye elde ediyorsunuz. Her oyundaki etkisi aynı düzeyde olmayabiliyor. Call of Duty Warzone'da mesela 81 kare saniye alıyorken 109 kare saniye alıyoruz DLSS ile beraber. Mutlaka etkisi oluyor arkadaşlar, her oyunda aynı düzeyde değil ama. Cevabını en çok merak ettiğiniz soru bence şu, RTX 3060'la kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Sevgili arkadaşlar, ben daha önce yine 12650H'li bir RTX 3060'lı, hatta 105W yani aynı konfigürasyonda bir distoyu incelemiştim, kanalımda onu da videosunu bulabilirsiniz. Ve bu makinedeki de 105W, kıyasladığımda şöyle bir şey ortaya çıkıyor, mesela Forza Horizon, bu makine 84 83 kare saniye civarları alıyorken o makine 79 kare saniye civarı oluyor. Çoğu oyunda birisi 60 alıyorsa birisi 70 alıyor. Birisi 70 alıyorsa birisi 80 alıyor. 300 FPS civarlarına çıktığınızda oran değişmiyor belki ama bu sefer işte 30 40 FPS e oynamış oluyor. Dolayısıyla RTX 4050 ile 3060 bazı oyunlarda benzer benzer seyrediyorken çoğu oyunda arkadaşlar RTX 4050 önde. Peki aradaki performans farkı o kadar büyük müymüş? Hayır bence değil arkadaşlar. Hatta şöyle bir yol tavsiye edebilirim. Eğer aradaki performans farkından fazla bir fiyat farkı ödeyecekseniz illa 4050'li veya 4000 serisi bir düstü almanıza gerek yok. 3060'lı makineler, MSI makineler de indirime girebiliyor. Lakin güncel bir şey almak istiyorsanız evet 4050 makineler güncel makineler. Termal performansına geldiğimizde, gürültü konusuna geldiğimizde öncelikle sentetik testlerle beraber yordum, AIDA ile beraber, işlemciyi fırmakla beraber de ekran kartını yüklendim ve Firmak'ta ekran kartı 77-78 derecelere çıktı. İşlemci ise 80 derece civarlarını gördü. Ne kadar sıcaklıkta çalıştığını önemsiyor olabilirsiniz. Bu makine arkadaşlar çoğu rakibinden serin çalışıyor aslında. Özellikle geçtiğimiz nesil 3060'lı makinelere baktığımızda. Peki turbo fonu açarsanız ne oluyor arkadaşlar? GPU'da CPU'da 5 derece civarı düşüyor ama ekstra bir gürültü üretmiş oluyorsunuz. Ve bu makine boşlarken de aslında zaten fansız çalıştığı pek olmuyor. Mesela şu anda hiç dokunmadığım için Fansız moda geçti. Hiç ses duymuyorsunuz. İyi güzel. Ama hemen web tarayıcıda bir şeyler yapmaya başladığınızda fan devreye giriyor. Ayarlardan isterseniz sessiz modunu açabilirsiniz. Bir süre daha fan açmamasını sağlayabilirsiniz. Ama yine de günlük işler yapıyorken fan açtığına çoğunlukla şahit olacaksınız arkadaşlar. Oyunda ise gürültüsü abartılı değil çok bağırmıyor. Turbo fana geçmenize de gerek yok. Aradaki devir farkı zaten çok çok fazla değil. Ekstra gürültü için 5 derece düşse ya yani belki çok çok uzun iş yükleri için yapılabilir ama çok tavsiye etmiyorum. Daha da ünlü, daha da cevabı merak edilen bir soruya geliyoruz. Dar boğaz var mı arkadaşlar? 12650 HY RTX 4050 hiçbir şekilde dar boğaz yapmıyor. İşlemci kullanımı çoğunlukla %30'larda seyrediyor zaten. 300 FPS aldığınız civarlarda dahi %50'lere bile gelmiyor ki. Dolayısıyla bu işlemci RTX 4050 için fazla fazla bir işlemci üretkenlik yazılımlarında da oldukça verim alabileceğiniz işlemcilerden bir tanesi aslında. Darboğaz, mikrostatır, anlık donma yok. Yok. Bu ekran kartı bu işlemciye bunu yapamaz. Hoparlör kurulumu 2x2 watt, en kötü 2x3 watt falan giriyorduk biz ama burada böyle bir kurulum tercih edilmiş. Ve üstünün altına bakıyorlar arkadaşlar. Naimic yazılımı ile beraber aslında bir equalizer ayarı ile beraber güçlendirildiğini söylemişler. Üzerinde high res Audio falan yazıyor. Çözünürlüğü belki fena değil ama maksimum sesi, işte sesin doygunluğu zayıf arkadaşlar. Kulaklık kullanmanızı tavsiye ediyorum. Batarya tarafına geldiğimizde 3 hücreli 53 watt saatlik bir batarya kullanılmış. Halbuki 17 inçlik üstülerde 99 watt saate kadar kullanabiliyorlar. 99 watt saat artık ondan ötesini uçaklara almıyorlar arkadaşlar. O yüzden öyle bir sınır var. Lakin 14 inçlik makinelere dahi 70 watt saatlik batarya sığdırabiliyorlar. Burada belli ki fiyat performansı korumak adına daha küçük bir batarya kullanmışlar. Ve benim günlük kullanımım neticesinde ekran parlaklığı %60 civarlarında klavye aydınlatması kapalı. Günlük kullanım yaptım. Hiçbir şekilde yüke sokmadım. 3,5 saat taş çatlasın 4 saat kullanım süresi elde ediyorsunuz. Yani dışarı çıkarken adaptörünüzü mutlaka yanınıza alıyorsunuz. Kablosuz bağlantı tarafına geldiğimizde 802.11ax standardında Wi-Fi 61 Wi-Fi modülü görüyoruz. Benim internet altyapım arkadaşlar 500 megabit, 40 megabit olacak şekilde ve testlerimi yaptığımda bu makinede 400-500 megabit civarlarını gördüm. Sinyal gücü birazcık zayıf arkadaşlar ama çok sorun teşkil edecek seviyede değil. Bluetooth tarafında da 5.2 destekli bir mouse, bir klavye bağladığınızda bir e, bluetooth herhangi bir sorun yaşamadım. Böylelikle videonun sonuna geldiğimizde MSI Katana 17B, 12B. Sevgili arkadaşlar soruların cevapları şu şekildeydi. RTX 3060'dan performanslı mı? Evet 4050 performanslıymış. Arada çok fark yok ama daha performanslı bir GPU. Mesela touchpadini bataryasını, hoparlörünü çok çok beğenmedim ama temel konfigürasyon olarak baktığımızda arkadaşlar e, serinde serinin de çalıştığı için rakiplerine göre iyi bir performans sergiliyor. Beni rekabetçi oyunlarda doyuruyor mesela. 200-300 FPS aldığınız oyun da var sonuçta sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla AAA oyunlarda da DLSS desteklediğinde diyorsunuz ki Aa, 60 FPS alıyordum 80-90 alıyorum şimdi. Güzel. Tabii ki beklentinize göre değişir arkadaşlar. İndirim var. Açıklama kısmındaki indirimi kaçırmayın derim. Eğer ki beğendiyseniz makineyi tabii ki hani ben bütün test sonuçlarını sizlere verdim. Muhakemeyi sizlere bırakıyorum. Ama videonun açıklama kısmında bir tane indirimli itopya linki olacak arkadaşlar. Ürünü onlar sağladılar sağ olsunlar. Evet videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğen butonuna basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir. Instagram üzerinden de istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.